Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Fetih Suresinden devam edeceğiz ve 15-19. ayetler arasını değerlendireceğiz. Malum Fetih Suresi Hudeybiye Barışı münasebetiyle indi ve Müslümanlar Mekke'ye tavaf etmek niyetiyle, umre niyetiyle gittiler ama Mekke yakınlarında kendilerine engel olundu. Neticede anlaşma imzalandı. Bir yıl sonra tekrar gelecekler ve tavaflarını yapacaklar, umrelerini yapacaklar ve bu anlaşma uygulandı. Ancak bazıları gelebilecekleri halde bu sefere katılmamışlardı. Allah-u Teala onlarla alakalı şöyle bildiriyor. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا اَنْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا O geride kalanlar siz ganimetleri almak için gittiğinizde onlar şöyle diyecekler. ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ Yani bırakın biz de size tabi olalım. Biz de sizinle gelelim. يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. قُلْ Sen de ki لَنْ تَتَّبِعُونَ Yani siz asla bize tabi olmayacaksınız. Asla bizimle gelmeyeceksiniz. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ Allah daha önceden sizin hakkınızda böyle buyurmuştur. فَسَيَقُولُونَ Bunun üzerine onlar şöyle diyecekler. بَلْ تَحْسُدُونَنَا Hayır siz bizi haset ediyorsunuz, bizi çekemiyorsunuz. Böyle diyecekler. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا Bilakis onlar çok az anlayan, kıt anlayışlı kimselerdir. Değerli izleyenlerim, işte 1400 sahabiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'ye kadar gitti. Ama etraftaki bir kısım kabileler, bedeviler gelebilecekleri halde gelmediler. Ve böylece bu şereften mahrum kaldılar. Allah-u Teala daha sonra Müslümanlara yeni imkanlar bahşetti. Mesela o arada bir Hayber fethi söz konusu. Ve bu Hayber fethinde pek çok ganimetler de elde ediliyor. Böyle bir sefere davet olduğunda bu kimseler Hayber'in fethini kolay gördüklerinden hemen gelmek istiyorlar. Çünkü neticede ganimet var. Ganimetin olduğu yerde bunlar orada bulunmak istiyorlar. Daha önce meşakkat varken meşakkata, çileye talip değiller. Ama ücret alma noktasında ön saflarda görülmek istiyorlar. Ayet-i Kerime bu zihniyeti burada nazara veriyor ve bu zihniyetin yanlışlığını bize anlatıyor. Ve bu zihniyet aslında bütün devirlerde, bütün zamanlarda görülebilen bir zihniyettir. Günümüzde de nice insan, Allah'ın dinini kabul eden nice insan, zor durumlarda pek ortalıkta görülmek istemez. Ama iyi ortamlarda, kendi menfaatinin olduğu yerlerde hemen mantar gibi adeta orada biter. Halbuki bunun tersi olmalı. Ve bununla alakalı şöyle bir ölçü nazara verilir. Hizmette ileri, ücrette geri olmak. Yani Allah'ın diniyle alakalı bir hizmet mi var? Öne atılmak lazım. Herhangi bir beklenti olmadan, herhangi bir maddi manevi ücret beklentisi olmadan öne atılmak gerekir. Ve kimsenin olmadığı yerde ben varım diye bir insan üzerine düşen görevi yapabilmelidir. Ama iş ganimettir, ücrettir. O noktaya geldiğinde gerçekten hamiyet sahibi olan insanlar ücrete talip olmazlar. Ücrette geri kalmak isterler. Ve ücrette başkalarını tercih ederler. Hatta Kur'an-ı Kerim sahabeleri nazara verirken وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Onlar kendileri her ne kadar şiddetli muhtaç da olsalar başkalarını kendilerine tercih ederler buyuruyor. Yani ganimet gibi şeylerde, dünyevi menfaat gibi durumlarda kendileri alabilecekleri halde kendilerini değil başkalarını tercih ederler. Ama bedeviler, medeniyetten nasibi olmayan, Kur'an medeniyetinin ruhuna vakıf olmayan, İslami terbiyeden tam geçmemiş kimseler bunun tersiyle hareket ederler. Bunlar ücrette ileri, hizmette geri kalmak isterler. Ve bunlar Hayber seferine katılmak istiyorlar. Çünkü garanti bir zafer var. Ve peşinde de büyük ganimetler elde edilecek.
Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizin hakkınızda gelmemeyi murad etti diyor. Allah sizin gelmenizi yasakladı. Bunun üzerine daha İslam'ı tam hazmedememiş olan bu kimseler diyorlar ki, hayır, siz bizi kıskanıyorsunuz. Bizim fayda görmemizi istemiyorsunuz. Bundan dolayı bize engel olmak istiyorsunuz. Allah-u Teala onların kıt akıllı olduğuna dikkat çekiyor. Belkânû lâ yefkahûne illâ galîle. Onlar çok az anlayan kimseler. Yani kıt anlayışlı ve anlayışı az olan kimseler. Kullil muhallefîne minel a'râb. Sen o bedevilere, geri kalan Hudeybiye'ye gelmeyen o bedevilere de ki, setud'avne ilâ kavmin ulî be'sin şedîdin. Siz yakında kuvvetli bir toplulukla mücadele için çağrılacaksınız. Yani yeni bir sadakat imtihanından geçeceksiniz. Acaba Allah yolunda sefere katılmakta samimi misiniz yoksa ganimet peşinde misiniz? Bunun ortaya çıkması için merak etmeyin. Yakında bir sefere davet edileceksiniz ve çetin bir kavme karşı, kuvvetli bir kavme karşı savaşa çağrılacaksınız. Tugatilunahum, onlarla savaşırsınız. Ev yuslimun, veya onlar teslim olurlar veya İslam'a girerler. Bu şekilde ya savaş ya onların teslim olması veya İslam'a girmesi gibi böyle bir halle karşılaşacaksınız. فَاِنْ تُطِيُوا, eğer itaat ederseniz, يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا, Allah size güzel bir mükafat verecektir. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ, ama daha önceden yüz çevirdiğiniz gibi tekrar yüz çevirecek, yan çizecek olursanız, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا, Allah size elim bir azapla azaplandıracaktır. Elim bir azabı size verecektir. Değerli izleyenlerim, burada şunu görüyoruz. Her ne kadar bu insanlar Hudeybiye'ye katılmakla, katılmamakla bir hatada bulundular, Allah-u Teala hemen bir kalemde bunların üzerini çizmiyor. Bunlara fırsat verileceğini de söylüyor. İşte ganimeti garanti olan Hayber seferi gibi bir seferden bunlar men ediliyor. Ama bir imtihandan da geçecekler ayrıca. Ey peygamber, onlara de ki diyor, yakında kuvvetli bir kavme karşı savaşa çağrılacaksınız. Eğer daha önce yan çizdiğiniz gibi yine yan çizerseniz azap sizi bekliyor. Ama itaat ederseniz Allah güzel bir mükafatla sizi mükafatlandıracak. Acaba burada belirtilen kuvvetli topluluk kim olabilir veya kimler olabilir? İşte Bizans'a karşı savaş veya o zamanın başka bir süper devleti, İran devletine karşı savaş. Bunlar Peygamberimiz dönemi ve sonrasında yaşanmış durumlardır. Gerçekten o günün Müslümanları süper devletlere karşı mücadele vermiş. Bizans o zamanın en kuvvetli devleti durumunda ve Müslümanlar onlara karşı savaşıyor. Peygamberimiz döneminde de savaşıyor. Öte yandan Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra halifeler döneminde İran'a karşı büyük seferler düzenleniyor. Yani merak etmeyin, yeni seferler var ve bu yeni seferlerde güçlü kuvvetli topluluklarla mücadele edilecek. Eğer siz samimane katılırsanız samimiyetinizi göstermiş olacaksınız. Ama daha önce yan çizdiğiniz gibi, geri kaldığınız gibi bunlardan da geri kalacak olursanız o zaman imtihanı kaybedeceksiniz. Burada şunu da anlıyoruz. Allah-u Teala insanlara yeni yeni fırsatlar da sunuyor. Hemen bir defada bir imtihanı kaybetmekle işi bitirmiyor. Bunun adeta bütünlemeleri var. Bunun adeta yeni ek imtihanları var. Allah-u Teala bu anlamda insanları imtihana tabi tutuyor ve yeni yeni imtihanlarla onları deniyor. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ. Yani ama olana bir vebal yok, topal olana herhangi bir vebal yok ve hasta olana da bir vebal yok. Yani normalde ehli iman savaşa katılmakla mükellef. Peygamber davet ettiğinde peygamberin davetine icabet etmekle mükellef. Ama bunların istisnaları vardır.
ama olan savaşa katılsa da nasıl katılacak? Katılamaz. Onlara vebal yok. Topal olan eski savaşları bilhassa nazara aldığımızda yürüyerek gidiyorlar veya atlarla gidiyorlar. O günün şartlarında topal olan birisinin savaşa katılması onları belki yoldan geri bırakacak. Bunlara bir vebal yok. Öte yandan hasta olabilir bir insan. Başka zaman sağlıklı olmakla beraber o savaşa çağrıldığı esnada hastaysa elbette bu ciddi bir mazerettir. Bunlara bir vebal yok. Ama bu gibi durumlar dışında hiçbir mazereti olmadan peygamber davet ettiğinde sefere katılmayanlar vebal altındadırlar ve onlar imtihanı kaybetmektedirler. Ve men yuti'illahi ve rasule, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudhilhu cennetin, Allah onu cennete dahil eder. Tecri min tahtihel enhar, altlarından nehirler akan cennet bahçelerine onları alır. Ve men yetevelle yuazibhu azaben elime, kim de eğer yüz çevirecek olursa Allah ona şiddetli bir şekilde azap eder. Lekad radiyallahu anil mu'minine iz yubayyuneke tahteş şecera. Muhakkak ki Allah onlar ağacın altında sana biat ettiklerinde onlardan razı oldu. Cenab-ı Hakk'ın insanlardan razı olması çok büyük bir olaydır. Ve rıdvanu minallahi ekber, Allah'ın razı olması en büyük bir durumdur. Ve insanlar bazı hal ve hareketleriyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmiş olurlar. İşte Hudeybiye barışında, Hudeybiye öncesinde diyelim daha doğrusu, Hazreti Osman öldürüldü diye bir şaiha çıktığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sahabeyi topluyor ve haberi onlara veriyor. Bu durumda ölümüne onlarla savaşacağız. Ölümüne biat ediyor musunuz diye onlara soruyor. Onlar da tek tek Peygamberimizin yanına gelip ona biat sözü veriyorlar. Ölümüne savaşacaklarını ifade ediyorlar. Ve bu bir ağacın altında yapılmış. İşte tahteş şecera diye ayette de ifade ediliyor. Ağacın altında. Sana biat edenlerden, sana biat eden müminlerden Allah razı oldu. Demek ki bir kısım böyle tavırlar, bir kısım güzel hal ve hareketler Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbediyor. Ve Allah razı olduğunda o kimseler için cennet var, daimi nimetler var. Ve Allah kulundan razı olduğunda elbette ona çok büyük mükafat da verecektir. Bizlerin de ömründe Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbedecek çok fırsatlar önümüze sunulmaktadır. Eğer her günkü yaşantımız içerisinde Allah'ın razı olacağı hal ve hareketleri, tavırları sergileyebilirsek Cenab-ı Hak bizden de razı olacaktır. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı. Bu mana bizler açısından da tecelli edebilecektir. Ve insan onu aramalı ve bazen küçük bir hareket ama sıra dışı bir hareket Cenab-ı Hakk'ın rızasına medar olur. Değerli izleyenlerim, bizler de hayatımızda bir takım olaylar karşısında göstereceğimiz tavırlarla Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbedebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle bir olayı nazara veriyor. Eski devirde adamın bir tanesi çölde yol alırken iyice susamış ve derken bir kuyuya rastlıyor. Ancak kuyuya inerek su içebilecek. Aşağıya iniyor ve suyunu içiyor. Dışarıya çıktığında bakıyor ki bir köpek böyle dilini sarkıtmış, susuzluktan neredeyse ölmek üzere. Bu manzarayı görünce köpeğe acıyor. Çünkü köpek kendisi inip de su içebilecek durumda değil. Köpeğe acıyor ve aşağıya inip ona su çıkarıyor. Ve köpek de o sudan içiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı nazara verip diyor ki Allah onun bu halinden razı oldu ve onu cennetine alacak. İşte küçük bir olay ama göstermiş olduğu bu tavır onun cennete girmesine vesile olabilecek. Biatur Rıdvan'da da Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu
o Hudeybiye barışı öncesinde Müslümanların sergilemiş olduğu tavır son derece önemli. Evet, herhangi bir savaş olmadı ama eğer savaş olsa ölümüne yemin etmişlerdi. Ölümüne kadar savaşmaya yemin etmişlerdi. O merdane tavrı göstermek onların Allah'ın rızasını celbetmesine vesile oluyor. Bu anlamda insan hayatının akış seyri içerisinde hangi durumlarda Allah benden razı olur onu eğer araştırabilirse o gibi tavırları sergiler ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olur. Evet, Allah onların halinden razı oldu. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ve onların kalplerinde olanı bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ ve onlara sekinet indirdi. Gönül huzuru indirdi. Bir itminan hali onlara indirdi. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا غَر۪يبًا ve yakın bir fetihle onları mükafatlandırdı. Yani burada yakın fetih, Hayber'in fethi olarak genelde açıklanır. Yani evet, her ne kadar o günkü Müslümanlar Hudeybiye'den bir nevi eli boş gibi dönseler de Allah-u Teala kısa bir zaman sonra Hayber'in fethini nasip etti ve o şekilde onları mükafatlandırdı. Ve مَغَانِمَ كَث۪يرَ يَأْخُذُونَهَا ve onların alacakları çok ganimetler onlara verdi ve o şekilde onları mükafatlandırdı. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا ve Allah azizdir, hakimdir. Değerli Müslümanlar, değerli izleyenlerim, burada görmüş olduğumuz durum şu: Allah-u Teala Müslümanların iyi hallerini elbette değerlendiriyor ve ona göre mükafatı da veriyor. Onları bir takım zahmetlere, meşakkatlere maruz bırakmışsa, onlar da bu imtihanın gereğini iyi bir şekilde gösterebilmişlerse, Allah-u Teala elbette onları mükafatlandırıyor. İşte biat-ı rıdvanı gerçekleştiren müminler taraf-ı ilahiden mükafatlandırılmışlardır. Onlar sahabeler içinde ayrı özelliği olan ve mükafatlandırılan kimseler olarak tarihe geçmişlerdir. Şu anda tarih sahnesinde bizler varız. Her birimiz şu anda yaşayan kimseler olarak başımıza gelen hallerle, tavırlarla imtihan edilmekteyiz. Bunların hakkını verebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.